Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamü ala resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam Radyo'muzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi, lütfu, keremi daima üzeriniz olsun efendim. Musa Topbaş Efendi Üstadımızdan okumalar programındayız. Teberrüken sohbetimize Peygamber Efendimizin Ehli Beytinin Ashab-ı Kiram Hazretlerinin mübarek ruhlarına, Peygamberler Silsilesinin aziz ruhlarına, Sadat-ı Kiram Efendilerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına, vatanımızın, milletimizin, ümmetimizin selametine bir Fatiha-i Şerife üç İhlas-ı Şerif okuyarak başlamış olalım. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Âlemin Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdinas sıratal müstakîm. Sıratal lezîne en'amte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim Veled leddâllîn. Âmin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahu's samed lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad. Allahu samed. Lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ahad. Aziz dinleyicilerimiz bu okumalarımızda merhum üstadın İslam Kahramanları isimli eserinden okumaya devam ediyorduk. Önceki sohbetimizde yine Hz. Ali Kerreme Allahu Vece Efendimizin bazı sözlerini, nasihatlarını nakletmiştik. Yine Üstaz Musa Topbaş Efendi Hazretleri de bu bahiste Hz. Ali'nin hem kıymetli sözleri hem de Hz. Ali'nin umumi nasihatları, hikmetli nasihatları diye bir bölümde bizleri yıllar sonra Hazreti Ali Kerremallahu veke efendimizin adeta mübarek huzuruyla buluşturuyor. Buyuruyorlar ki Hazreti Ali efendimiz kişi dili altında saklıdır. Konuşturunuz kıymetinden neler kaybettiğini anlarsınız. Dünya bir cifedir, leştir. Ondan bir şey isteyen köpeklerle dalaşmaya dayanıklı olsun. Kul ümidini yalnız Rabbine bağlamalı ve yalnız günahları kendisini korkutmalıdır. Evet, insanın en çok korkacağı şey de işlemiş olduğu günahlar. İnsanlar arasında Allah'ı en iyi bilen, onu çok seven ve ona tazim edendir. İlimsiz yapılan ibadette, anlayış vermeyen ilimde, tefekküre götürmeyen Kur'an-ı Kerim okumakta beklenen hayır yoktur. İyilik bilmez birisi de olsa sen yine iyilik yap. Zira o mukabilinde teşekkür edene yapılan iyilikten mizanda daha ağır gelir. Edep aklın suretidir. Alim ölse de yaşar ama cahil yaşarken ölür. Bana bir harf öğretenin kölesi olurum. Hazreti Ali Efendimizin bu sözü çok meşhurdur. Men allemeni harfen diye başlayan sözü çok meşhurdur. Bana bir harf öğretenin, ben de onun kölesi olurum şeklinde adeta halkın dilinde yansımış güzel bir sözdür ki burada gerçekten de bir insanın öğretene karşı duyması gereken medyoniyet. E, borçluluk hissi çok açık bir şekilde ifade edilmekte. Yine insanın kıymeti yaptığı iyiliklerle ölçülür. Kalbin şifası Kur'an-ı Kerim okumaktır. İnsanlara önce hakkı öğretiniz. Onu öğrenen zaten hakkın ölçüleri içerisinde batılı da tanımış olur. İnsanı layık olmadığı yere koymak o insana bir zulümdür. Hakkı tanıyan Hak ehlini de kolayca anlar. Önce batılı öğrenense hakkı güç tanır. Demek ki genel üslup önce hakkın öğretilmesi, doğrunun öğrenilmesidir. Hak öğrenildikten sonra, doğru öğrenildikten sonra ona kıyasla batıllar ortaya çıkmış olur. Sen babanın hakkına riayet edersen, oğlun da senin hakkına riayet eder. Cimri insan Dünyada fakirler gibi yaşar. Ahirette de zenginler gibi hesaba çekilir. Dostlarının kalbini kırmakla düşmanlarının arzularını yapmış olursun. Öyleyse dikkat et. Dostlarının kalbini kırmamaya çalış. Çünkü dostlarının kalbini kırdıkça ona düşman olanlar daha çok sevinirler. İki şey aklı ve tedbiri bozar. Biri acele etmek, biri de olmayacak şeyleri istemek. Kanat eden aziz, aç gözlülük yapan da zelil olur. Nasihata reddeden sonra rezalet bulur. Kişinin verene teşekkür etmesi nimetinin artmasına sebep olur. Tabi bunların bir kısmı da hep ayeti kelimelerin farklı şekilde ifade edilmesinden ibarettir. Ayeti kerimede lein in şekertum le azidenneküm. Yüce Rabbimiz buyuruyor, eğer siz şükrederseniz nimetin kimden geldiğini, hakiki münimi hakikiyi bilirseniz, münimi hakikinin farkında olursanız, elbette ki nimetlerimiz sizin üzerinize artmaya devam eder. Ölümü unutmak kalbin paslanmasındandır. Oburlukla sağlık bir arada bulunmaz. Mesut insan başkasından ibret alandır. Kişinin kendini beğenmesi aklının zayıf olduğuna delalet eder. Hakiki dost sıkıntı zamanında imdada yetişendir. Lüzumsuz şeylerin peşinde koşan lüzumlu şeyleri de kaçırır. İnsanın namaz hususunda tembellik göstermesi de iman zayıflığındandır. Sabır, kederlere perde, tehlikelere karşı da bir yardımcıdır. Öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız. Ne kadar güzel bir söz aziz dinleyenlerim. Evet, öldükten sonra yaşamak isterseniz ölmez bir eser bırakınız. Her fenalıktan uzak kalmanın yolu dili tutmaktır. İktisat az şeyi çoğaltır, israf da çok olan şeyleri azaltır. Akıl gibi mal İyi huyu gibi bir dost, edep gibi miras, ilim gibi de bir şeref olmaz. Ashab-ı kiram hazeratı radıyallahu anhum bilmedikleri konuları Hazreti Ali radıyallahu anh'tan öğrenirlerdi. i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah. Hazreti Ömer Hazreti Ali'ye soruyor. Ya Ali, çok defa Resulullah'ın yanında bulundun ama biz bulunamadık. Çok defa da biz bulunduk, sen bulunamadın o sırada. Sana üç şey soracağım. Belki bilirsin, söyler misin? Hz. Ali soracakların nelerdir diye söyledi Hz. Ömer'e. O da bir kimseden iyilik görmediği halde onu seven, bir kimseden de kötülük görmediği halde ona buğz eden kimse hakkında ne dersin? Hiçbir iyilik görmemişsin ama seviyorsun. Bir kötülük de görmemişsin fakat içinde ona karşı bir öfke, bir buğuz var. Buna ne demek lazım? Nasıl olur böyle bir şey? Hz. Ali, evet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hususta şöyle buyurduğunu işittim. Ruhlar fezada güruhlara, gruplara ayrılmış bölükler halindedir. Orada tanışanlar dünyada karşılaşırlar ve karşılaşınca da birbirleriyle dost olurlar. Orada birbirlerinden hoşlanmayanlar dünyada da birbirlerinden uzak dururlar. Hazreti Ömer bu bir. İkincisi unuttuğu bir hadisi hatırladığı zaman söyleyen adam hakkında Resulullah ne buyurmuştur? Yine Hz. Ali radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu konuda şöyle buyurduğunu işittim. Her kalbin üzerinde ayın üzerindeki bulut gibi bir bulut vardır. Nasıl ki bulut aydan ayrılınca ay ışık verir, üzerini kapladığı zaman da kararırsa insanın üzerindeki bulut çekildiği zaman da insan hatırlar kalbinin üzerine kapladığı zaman da insan unutur. Hazreti Ömer bu iki dedi. Peki üçüncüsü de rüya gören kimselerin bazısının rüyası gerçek çıkıyor, bazısınınki ki de gerçek çıkmıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ne buyurdu ya Ali diye sorunca Hazreti Ali radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Bir erkek veya kadın yatıp da dediğin uykuya daldığı vakit ruhu arşa yükseltilir. Arşın yanındaki kimsenin gördüğü rüya doğru çıkar. Daha arşa varmadan uyanan kimsenin rüyası da yalandır. Tabi bu izaha muhtaç olan bir husus. Kimin ruhu gerçekten arşa kadar çıkıyor, kimin git çıkmıyor? Onu da bilmek dışarıdan zor. Hazreti Ömer radıyallahu an bunun üzerine epeyden beri bu üç meseleyi öğrenmek istiyordum. Ölmeden evvel doğrusunu öğrendiğim için Allah'a hamdolsun buyurdu. Ve Hazreti Ali Efendimizle ilgili kitabımızın, bu kitabımızın son bölümü yine Hazreti Ali Efendimizin çok hikmetli asırlara yansıyan diriltici ...gözleri ve nasihatleri. Buyuruyorlar ki... Hant ...varlıkları yoktan var eden... ...gecenin içinden gündüzleri... ...çıkaran... ...ölüleri de mezarlarından kaldırıp... ...dirilten Allah'a mahsustur. Ben şehadet ederim ki... ...Allah'tan başka... ...bir tanrı, ilah yoktur. Yine ben... ...şehadet ederim ki... ...Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem... Allah'ın kulu ve Resulüdür. Allah'a muhalefetten sakınınız. Kulu kurtaracak olan en üstün vesileler iman, Allah yolunda cihat, insanın tabiatında mevcut olan samimiyet, dinin direği olan namaz, Allah'ın farz kıldığı zekat, Allah'ın azabına kalkan olan Ramazan orucu, fakirliği gideren, günahları dökören haç, Serveti bollaştıran, ömrü uzatan, dostların sevgisini kazandıran akrabayı ziyaret, hataları zilen, Allah'ın kadabına mani olan, gizli verilen sadaka ve bir de fena bir şekilde zuhur edecek, ölüme engel olan ve insanı korkudan koruyan iyiliktir. İşte bunları yaparsak din bunlardan ibarettir ve bunlar insanı kurtarır en üstün vesilelerdir. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'ı zikretmektir. Müttakilere vaat edilenleri de isteyiniz. Çünkü Allah'ın vaadi, vaatlerin en doğrusudur. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en eftalidir. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğrenin. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir. Kur'an'ın nurundan şifa isteyin. Dini iyi anlayın. Çünkü dini iyi anlamak kalpleri parlatır. Kur'an'ın nurundan şifa isteyin. Çünkü o gönüllerdeki marazlara şifadır. Kur'an'ı hakkına riayet ederek okuyunuz. Çünkü en güzel haberler ondadır. Kur'an okunduğu zaman dinleyiniz, konuşmayınız. Umulur ki Allah size merhamet eder. Kur'an vasıtasıyla doğru yolu bulduğunuzda öğrendiklerinizle hidayete daim olasınız. İlmiyle amel etmeyen alim, bilgisizliğinden dolayı doğru yolu bulamayan günahkar cahil gibidir. Bana göre cehaleti içinde bocalayan cahile nispetle İlmi amel etmeyen alimin vebali daha büyük ve alim daha perişandır. Her ikisi de mahvolmuş ve sapıklardır. Hem ilmiyle amel etmeyen alim hem de cehalet içinde bocalayan insan her ikisi de mahvolmuştur. Vehme kapılmayın. Şüpheye düşersiniz. Şüpheye düşmeyin. Sonra küfre yani İnkara gidersiniz. İşin kolayını da kaçmayın. İşin kolayına kaçmak sizi gaflete düşürür. Hak'tan gafil olmayın. Sonra zararlı çıkarsınız. İhtiyatlı davranırsanız kendinize güveniniz olur. Kendinize güveniniz olursa gurura kapılmazsınız. Kendisine karşı en samimi olanlarınız, Rablerine karşı en itaatkar olanlardır. Kendi kendilerini en çok aldatanlarsa Rablerine en asi olanlardır. Allah'a itaat edenler belalardan emin, yaptıklarından müsterihtirler. Allah'a asi olanlarsa her şeyden korkar, yaptıklarından dolayı da hep pişmanlık duyarlar. Allah'tan her hususta apaçık bilgi ve afiyet dileyiniz. Kalplerinizde olanların en hayırlısı imanı yakin amellerinizde azimeti tercih etmektir. Amellerin sonradan uydurulanları yani bid'atlar en zararlılardır. Çünkü her sonradan uydurulan şey bid'attır. Her yeni şey uyduran da bid'atçıdır. Bid'at uyduran zarardadır. Her bid'at Mutlaka bir sünneti terk eder. Gerçekten aldanmak bir kimsenin dininde aldanmasıdır. Aldanan kendini zarara sokmuştur. Riya Allah'a bir nevi şirk koşmaktır. Samimiyet amelin kabulüne delil, imanın bir icabıdır. Eğlence toplantılarına devam etmek Kur'an'ın emirlerini unutturur insana. Oralara şeytan gelir ve insanı her türlü taşkınlığa sevk eder. Kadınlarla oturup kalkmak da kalbi bozabilir. Gözlerinizi şeytanın tuzağı olan mekanlara bakmaktan koruyunuz. Allah'a verdiğiniz sözde sebat ediniz. Zira Allah verdiği sözde duranlarla beraberdir. Yalandan kaçınınız. Çünkü yalanla iman bir arada bulunmaz. Doğruluk kurtuluş ve şeref vesilesidir. Yalansa insanı tehlikeden eden tehlikeye atar. Hakkı söyleyin ki onunla tanınasınız. Doğruluk üzere amel edin ki doğru söyleyenler zümresinde olasınız. Emanetleri emin bulduklarınıza veriniz. Sizleri unutan dostları da siz ziyaret ediniz. Size dargın olanları siz fedakarlık göstererek ziyaret ediniz verdiğiniz sözde durunuz. Karar vermek mevkinde olduğunuzda adaletli olunuz. Atalarınızla övünmeyiniz. Birbirinize lakap takmayınız. Birbirinizle alay etmeyiniz. Birbirinize buğz etmeyiniz. Zayıflara, zulme uğrayanlara, kimsesizlere, Allah yolunda olanlara, yolculara ve kölelere daima yardımcı olunuz. Dul ve yetimlere acıyınız birbirinize selam veriniz. Verilen bir selama ya aynı şekilde yahut da daha güzel bir şekilde mukabele ediniz. Zira Allah Teala ve Tekaddes Hazretleri buyurur. İyilik ve takvada yardımlaşınız. Günahta ve düşmanlıkta birbirinizle yardımlaşmayınız. Ve teavenu alel birri ve takva ve la teavenu alel ismi vel uduvan. Sonra da vettekullah. Allah'ın emirlerine muhalefetten de korkunuz. Çünkü onun azabı şiddetlidir. Hz. Ali radıyallahu anh'tan resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular. Size gerçek fakihin, dini iyi bir şekilde anlayanın kim olduğunu haber vereyim mi? Halkı Allah'ın rahmetinden ümit kesecek kadar dini zorlaştırmayan, günah işlemelerine fırsat verecek kadar da dini kolaylaştırmayan, Allah'ın azabına düşer olabileceklerine inandırabilen, başka şeylere rağbet ederek Kur'an'ı terk etmeyen kimsedir. Yani gerçek fakih. Dini bilgisi olmayan kimsenin ibadetinde, anlayışı olmayanın dini bilgisinde, düşünmeden Kur'an okumakta da hayır yoktur. Cafer bin Muhammed babasından o da dedesinden naklediyor. Ali Kerim Allahu veçe bir cenazede bulundu. Ölü mezara konunca aile efradı bağıra bağıra ağlamaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Ali radıyallahu an ne ağlıyorsunuz ki? Vallahi eğer ölülerin gördüklerini görseydiniz onları unuturdunuz. Azrail hiç kimse kalmancıya kadar gidip gelecek dedi sonra ayağa kalkarak şu konuşmayı yaptı. Ey Allah'ın kulları, size güzel misaller veren, ecelinizi tayin eden Allah'a muhalefetten sakınmanızı tavsiye ederim. Allah sizlere istediğinizi dinleyebilen kulaklar, gören gözler, gelecek olan çeşitli felaketleri sezen kalpler vermiştir. Allah sizleri boş yere yaratmadı ey Allah'ın kulları. Sizi başıboş olarak da bırakacak değil. O size güzel nimetler ikram etti. Bol bol yardım etti. Sizin her yaptığınızı tescil ediyor. İyi ve kötü günlerinizde size yardım etti. Ey Allah'ın kulları. Allah'a muhalefetten, Allah'a karşı gelmekten sakınınız. Yapacağınız işlerde azimli olunuz. İhtiyaç ve isteklerin son bulacağı Ölüme iyi ameller yaparak hazırlanınız. Çünkü dünya nimetleri geçicidir. Onun felaketlerinden emin olunamaz ve aldatıcıdır. Zayıf bir gölge, yıkılmaya yüz tutmuş bir dayanıktır dünya nimetleri. Nimetleri yenilerini isteyerek çekip gider, arzu ve emelleri yorarak helak eder. Ey Allah'ın kulları, İbret alınması gerekenlerden hisse kapınız. Her şeyden ibret alınız. Korkunç haberlerden ders alınız. Öğütlerden istifade ediniz. Ölümün pençesini geçmek üzeresiniz. Toprak sizi bağrına basmak üzere. Surun üfürülmesiyle korkunç tehlikeler etrafınızı saracak. Kabirdekiler çıkarılacak ve mahyer yerine sevk edilecekler. Cebbar olan Allah'ın denetimi altında hesaba çekileceksiniz. Mahşer yerine giderken herkesin yanında onu oraya götüren biri yaptıklarına şahit edecek, bir de şahit bulunacak. O gün Allah'ın nuru ile yer yarılır. Amel defterleri ortaya konur. Peygamberler ve şahitler huzura getirilir. Kimse yazılmedilmeden aralarında adaletle hükmedilir. O gün ülkeler sarsılır. Tellallar bağırır. O gün kavuşmak günüdür. Gizli olan her şey açığa çıkar. Güneş tutulur. İnsanlar ve onlarda hakları olan hayvanlar aynı yerde toplanırlar. Sırlar açığa çıkar. Kötüler helak olur. Kalpleri ürperir. Cehennemlik olanlara Allah tarafından helak edici bir darbe, feryat ettirici bir azap gelir. Cehennem hırslı, homurtulu, korkunç seslerle hiddet ve tehdit savurarak karşılarına çıkarılır. Ateşleri yanar, suları kaynar, sıcaklığı vücutlara işler. Ebedi cehennemlik olanlar hiç çıkamazlar. Onların pişmanlıklarının sonu yoktur. Zincirleri de kırılmaz. Onların yanında kendilerine ateşin geldiğini, cehennemin yaklaştığını haber veren melekler vardır. Cehennemlikler cemalullah'ı göremezler. Allah'ın dostlarından ayrılarak doğruca cehenneme giderler. Ve ey Allah'ın kulları, alçak gönüllü, mütevazi, Allah korkusundan dünya değiştiren kullar gibi siz de Allah'a muhalefetten sakınınız. Onlar sakındırdıkları için çekinirler ve korkarlar. İyiliği istemekte acele ederler. Tehlikelerden kaçarlar ve kurtulurlar. Onlar ahiret için iyi ameller yaparlar, azıklarını hazırlayarak giderler. İntikam alıcı, ileriyi gören olarak Allah kafidir. Davacı ve delil olarak amel defterleri yeter. İyiliklerin mükafatı olarak cennet, kötülüklere karşı da ceza olarak cehennem kafidir. Kendim için de, sizler için de Allah'tan af dilerim. Ziyad bin Arabi'den, müminlerin emiri Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh, Nehrevan'da haricilerin ayaklanmasını bastırdıktan sonra Kufe'ye gelip, minbere çıkarak bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü senadan sonra mübarek gözleri doldu. Konuşamadı. Göz yaşlarından sakalı ıslanıncaya kadar ağladı. Sonra sakalını sıvazlayarak ıslaklığını sildi ve bu sırada damlalar başkalarının üzerine düştü. O zaman biz onun göz yaşları kimin üzerine isabet ettiyse Allah onlara cehennemi haram kılmıştır dedik. Ve Hazreti Ali ağlayıp açıldıktan sonra şöyle devam etti. Ey insanlar! Amel etmeden cenneti umanlardan olmayın. Tuğle emel yüzünden günahlarına tevbe etmeyi geciktirenlerden de olmayın. Zahitler gibi konuşan, fakat hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya bağlananlardan da olmayın. Dünya için çalışanlara ne kadar verilse doymazlar. Verilmediği zaman da kanaatkar olmazlar. Elindekilerin şükrünü ifa edemedikleri halde daha daha isterler. Başkalarına emreder fakat kendileri yapamazlar. Başkalarına men ettikleri şeylerden kendileri vazgeçmezler. Salih kimseleri severler fakat onların yaptıklarını yapmazlar. Zalimlere buğz ederler fakat kendileri de onlar gibidirler. Zengin olurlarsa nefislerine uyarlar. Hastalandıklarında üzülürler. Fakir düştükleri zaman ümitlerini keserek gevşerler. Günahla nimet arasında otlarlar dururlar. Sıhhatte oldukları zaman şükretmezler. Başlarına bir bela geldiği zaman sabretmezler. Sanki başkaları ölüme karşı uyarılıyor. Sanki tehdit edilenler, zorlananlar onlar değil de başkaları. Ey ölümlere hedef olanlar! Ey ölümün elinden kurtulamayacak olanlar! Ey tehlikelere maruz kalanlar! Ey günlerin getirdiklerine hedef olanlar! Ey zamanın ganimetleri! Ve ey ölüm mahkumları! Ey afetler içinde kalan çiçek! Ey sorguya çekildiğinde dili tutulacak olanlar! Ey etrafı fitnelerle sarılı olanlar! Ey ibret alınacak hadiselerle arasına perde gerilenler ben gerçeği söylüyorum. Sadece ve sadece kendini bilenler kurtulabilmiştir. Helak olanlar sadece elinin altındakiler yüzünden mahvolmuşlardır. Allah Teala bu hususta şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler yakacağı insanlarla taşlar olan cehennemden kendinizi ve ailenizi koruyun. Ali bin Hüseyin'den radıyallahu taala an. Hazreti Ali radıyallahu an Sıffin harbinden döndükten sonra Haşim oğullarından bir genç ona Ey müminlerin emiri sen cumalarda Allah'ım Hulefayı Raşid'ini düzelttiğin gibi bizi de düzelt diye dua ediyorsun. Hulefayı Raşid'in kimlerdir dedi. Bunun üzerine Hazreti Ali kerremallahu veche gözleri yaşla doldu sonra da şöyle buyurdu. Ebu Bekir ve Ömer'dir. O ikisi hidayet önderi İslam'ın ileri gelenleridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra kendileri vasıtasıyla doğru yola girilir. O ikisine uyanlar doğru yolu bulmuşlardır. Kim onların yaptıklarına sarılırsa o Allah'ın taraftarlarındandır. Allah'ın taraftarı ise kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Bunlar hepsi aziz dinleyenlerim birçok ayeti kerimenin mealidir zaten. Cenab-ı Hak da buyuruyor zaten Allah'ın taraftarları elbette ki felaha erenler şeytanın taraftarları da daima zarar görenlerdir buyuruluyor. Rabbimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek terbiyesinde yetişen, o nübüvvet pınarından beslenen bu aziz sahabenin güzel sözlerinden, nasihatlarından layıkıyla istifade etmeyi nasip eylesin aziz dinleyenlerim.